Kreş örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size boğazlı kazak nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu kazak modeli biliyorsunuz ki daha aşağıya düşük şekilde, degaje şekilde de tasarlanabilir. Degaje yaka kazak nasıl yapılır bir sonraki videoda yine bu model üzerinde göstereceğim. Bu kazak üzerinde göstereceğim. Şimdi bu biraz daha dik yaka gibi olan boğazlı bir kazak modeli. Hatırlarsanız bu yarasa kol kazağı daha önce yapmıştım. Kazağın yukarıya çıkılışı, arttırmalar falan hepsinin olduğu bir önceki videom var. Sağ üst köşeye linkini koyuyorum. Videonun sonuna da koyacağım kutucuk şeklinde. Oradan tıklayarak yarasa kol nasıl yapılır, kazak nasıl örülür görebilirsiniz. Aynı zamanda eğer siz bu şekilde değil, düz bir şekilde örmek istiyorsanız boğazlı ya da degaje yakaya en çok yakışan model bana göre düşük koldur. Hiç kol kesmeden dümdüz yukarıya doğru örün. Medium bedenseniz ve 5 numara şiş kullanıyorsanız çift sayı olmak üzere 88 tane ilmekle başlayabilirsiniz. Eğer large bedenseniz bu sayı 98 ilmek olur. Bunlar tabi ortalama verilen rakamlar. Herkesin vücut yapısı farklıdır. Üzerinize çok oturan istersiniz, hafif bol istersiniz. Benim verdiğim ortalama bir rakam. Bitmesine 10 sıra kala yakamızı kesmeye başlayacağız. Şimdi modelinizi yaptığınız ön yüzü öncelikle ortalıyorsunuz. Bakın tam ortasındasınız. Burada 70 ilmeğim var, burada 70 ilmeğim var. Niye bu kadar çok ilmeğim var? Çünkü yarasa kol yaptığım için biraz geniş oldu benim yaptığım kazak. Mesela siz atıyorum 90 tane ilmek attıysanız 45 burada, 45 burada. Tam ortadasınız. Ortaya işaretinizi koydunuz. Ortadan sonra sola doğru kesme işlemine başlayacaksınız. Nasıl yapacağız bunu? 1 Ortayı iyice açacağız öncelikle. 2 3 4 5 tane ilmeği kestim. Şimdi bu orta kalınlıkta bir iple yaptığım kesme işlemi. Çok kalın bir ip kullanıyorsanız 3 tane keseceksiniz. Çok kalınsa ipiniz şayet. Ki ortada çok ciddi bir açılma olmasın. Şimdi sonuna kadar örgümü modelli örüyorsanız modelinizi devam ettirin. Düz örgü yapıyorsanız düz şekilde sonuna kadar gidin. Sırayı bitirdim. Şimdi bakın bir şey söylemeyi unuttum. Arka parçayı örerken hiç yaka kesimi yapmadım. Pratik bir yaka yapmaya çalışıyorum. Yani hafif oyadabilirsiniz arkayı. Her türlü seçeneğiniz var. Ama ben İşi çok zorlaştırmadan olabilecek en pratik şekliyle anlatacağım. Degaje yakayı kestikten sonra ekstra örüp üzerine dikenler de var. Hepsi var ama ben size en kolay şeklini anlatacağım. Arka yüzü şimdi anlatıyorum. Bundan sonraki kesmelerde hiç anlatmayacağım. Çünkü arkada yapacağınız hiçbir şey yok. Ne eksiltme ne arttırma, arka yüzde hiçbir şey yapmıyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi. Arkayı komple şu işaretlediğimiz yere kadar, yani kesme işlemini yaptığımız yere kadar ters örgümüz, arka yüzde ne örüyorsanız o şekilde örerek gidin. Bütün model boyunca arka yüzdeki örgümüz bu olacak. Evet, dönüyorum. Tekrar kesme işlemi yapacağım. Nasıl keseceğim? 1 2 3 4 tane kestim. İpiniz çok kalınsa az önce 3 keserek başlayın dedim. Şimdi de 2 keserek devam edin. İpiniz çok çok kalınsa, yani 8 ile 9 ile falan örüyorsanız. Evet, şimdi 3. kesim sıramdayım. 1 2 3. Bu sefer 3 tane kestim ve yine örgüme önde ve arkada aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi 4. kesme sıramda bunu ben 2 tane keseceğim. Ama siz mesela 3 2 1 diye devam ettiyseniz, 3 2 1 diye devam ettiyseniz bundan sonraki sıralarda 1 1 devam edeceksiniz. Hep 1-1 gideceksiniz. Ben 2 tane kestim. Eğer 4-3-2 diye başladıysanız da şimdi 1 şeklinde devam edeceksiniz. 1-1-1 diye gideceksiniz.
Şimdi artık kesim işleminde son sıramız. Bir tane eksiltiyoruz. Şimdi artık son kesimim bu bir tane. Arkayı da ters öreceğim ve sonra diğer tarafı keseceğim. Şimdi en son bir tane eksilttim. Arkayı öreceğim dedim sanırım ama yanlış söyledim. Arkada artık keseceğiz. 10. sıramız kesme sırası olacak. Bakın şimdi arkayı kesiyorum. Bu sefer diğer tarafı tekrar yaka açmaya başlayacağım. Diğer tarafta yakayı açacağım. Bakın böyle kesme işlemini yapıyorum. Evet, ben kesim işlemini yaptım. Bakın ipimi kestim. Bu şekilde şuradan böyle çıkardım, bıraktım. Şimdi bir tığ yardımıyla diğer yakaya geçiyorum. Bu ipi aldım. Bu şekilde elinizle de yapabilirsiniz. İpinizi iki kez düğüm atarak bağlayın ki sağlam olsun. Ben bir kez atacağım şimdilik. Böyle bağlayın. Ters yüzündeyiz. Bakın arka taraftayız. Şimdi burada arka yüzden keseceğiz. 1 2 3 4 5 Az önce ön yüzde uyguladığımız kesme metodunu bu tarafta arka yüzde uygulayacağız. Burada ön yüzde hiç kesme yapmıyoruz. Ön yüzü, arka yüzü bir önceki tarafta nasıl hiç kesme, artma, hiçbir şey yapmadan ördüysek, bu tarafta da ön yüzü o şekilde hiç kesme, artma, hiçbir şey yapmadan öreceğiz. Arkadan kesim işlemini yaptık. Ön yüze döndük. Dediğim gibi, bakın burada ne eksiltiyorsunuz, ne arttırıyorsunuz, sıra sonuna kadar dümdüz öreceksiniz. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ön yüzde olduğunuz için bu tarafta metodumuz bu. Bundan sonra ön yüzde ne yaptığımı tek tek anlatmayacağım. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Dümdüz ön yüzde olduğumuz için dümdüz sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, tekrar arka yüzde, yani ikinci kesme sıramdayım. Ne yapacağım? Diğer tarafta yaptığımı tekrar ediyorum. İlk sefer 5 tane kesmiştim, ikinci de 4 kesmiştim. Şimdi tekrar ikinciyi 4 tane burada kesim işlemi yapıyorum. 4 taneyi yaptım ve sonra örmeye devam ediyorum. Arkayı da düz şekilde öreceğim. Şimdi bundan sonrasını anlatmamın bir anlamı yok. Çünkü diğer tarafta ne yaptıysam birebir onu tekrar edeceğim. Bir sonraki dönüşte bu yüzde 3 tane keseceğim. Arkaları hep düz öreceğim. Sonra 2 tane keseceğim. Sonra 1 tane kestikten sonra kesim işlemini yapacağım komple. Ondan sonra yakayı nasıl oluşturuyoruz onu anlatacağım size. Şimdi bundan sonrasını tek tek anlatmamın anlamı yok. Şimdi ben her iki tarafta da gerekli eksiltmeleri yaptım. Bakın bu ortada görebilirsiniz. Kazan omuzunun tek tarafını şimdi böyle diktim ama çok güzel dikmedim. Daha sonra düzelteceğim. Şurayı diktim. Sol, yani size göre şimdi gördüğünüzde sağ, benim sol omuzuma denk gelen kısmı diktim. Bakın burada yaka oyukluğumuz var. Yaka oyuğumuzun artık sonu burada. Kesme yaptığım yerle arka tarafı birleştirdiğimde bakın yakamız bu. Buraya bir çengelli iğne koydum. Neden koydum? Şimdi yakayı çıkarırken bunu niye koyduğumu anlayacaksınız. Buradan itibaren dikişi yapacağım. Sonra burada yakayı ördükten sonra yapacağız buradaki dikişi. Tek yakayı, tek omuzu diktim. Şimdi benim size tavsiyem bir numara küçük şiş kullanmanız. Eğer evinizde yoksa yapacak bir şey yok. Yine aynı şişle devam edebilirsiniz. Buradan itibaren ilmek çıkarmaya başlayacağız. Nasıl ilmek çıkaracağız? Şu şekilde. Bakın her bir sütundan düz örgü yaptığım için iyi anlayabilirsiniz. Bir tane çıkarıyorum. Buradakini, şuradakini sütundan da bir tane çıkarıyorum. Sonra buradan bir tane çıkarıyorum. Buradan, arka taraftayım bu arada. Buradan, buradan. Arkadan komple bu şekilde her bir sütuna, ya her bir ilmekten bir ilmek çıkarmış gibi olacağız. Ki yakamızı düzgün örebilelim. Arka tarafı böyle bu şekilde ilmek çıkararak örgümüzü yürütüyoruz. Her
her bir ilmekten bir ilmek çıkarmış gibi oluyoruz bu metotla. Bu şekilde. Şimdi bakın tam köşeye geldim. Yakanın olduğu bölüme. Burada ne yapacağım? Buradan da bu şekilde yine bakın her bir ilmekten bir ilmek çıkaracak şekilde. Buradan görebiliyorsunuz ilmeklerin gelişini. Her bir ilmekten bir ilmek çıkaracak şekilde böyle yakayı çok daraltmadan, bakın burada bir sütun var. Onun hemen sağ tarafından çıkardım. Sonra yine bakın bir sütun var. Onun da sağ kanadından bir tane çıkardım. Yani böyle düz örgü V şeklindedir ya, onun sağ kanadından çıkarıyoruz hep. Bu şekilde. Her birinin sağ kanadından, her bir o sütunun sağ kanadından birer tane ilmek çıkaracak şekilde ilerliyorum. Şöyle biraz daha. Bakın açık renk burada anlamanız daha iyi olur. Her bir kanattan bir ilmek çıkaracak şekilde. Ben şimdi kaç ilmek çıkardığımı da aşağı yukarı size söyleyeceğim. Toplamda kaç ilmek çıktığını buradan. Bakın. Burada bir uzun sütun var. Onu sağ tarafından. Bu şekilde nereye kadar çıkaracağım? Kesimi yaptım. En son yaka oyuntusuna kadar. Zaten burada belli oluyor. Bakın burada ipi kesmişim. Şu noktaya kadar çıkaracağım. Bu arada ilmek çıkarırken dikkat etmeniz gereken bir şey var ki aynı hizadan çıkarın. Bakın kesim yapılan bölüme buraya yakın bölümden çıkarıyorum hepsini. Eğimli olduğu için belki şu aşağıdan da böyle gidebilirsiniz. Hayır, öyle yapmayın. Yukarıya en yakın bölümden çıkarmaya çalışıyoruz ki inişli çıkışlı bir görüntüsü oluşmasın sonra. Bakın böyle gidiyoruz. Şimdi eğer ipiniz benim gibi 5 numarayla örülebilen bir ipse, 4 ya da 5 ile 71-72 ilmek çıkardım ben. Bakın böyle ilmek sayım o kadar şu anda. Burada hemen bir ipim var. Yoksa da demin az önce ipi tığla geçirdiğim şekilde geçirip bağlayabilirsiniz. Ben şuradaki ipime hemen bağladım. Ama benim yapacağım gibi bir yaka istiyorsanız bazı arttırmalar yapmanız gerekiyor bu sırada. Eğer dediğim gibi degaje istemiyorsanız, dimdik yukarıya doğru dik bir yaka istiyorsanız dik bir şekilde kıvrılan ya da kıvrılmayan fark etmez. Şimdi hemen bu sırada bir düz bir ters şeklinde ya da iki düz iki ters şeklinde lastik örmeye başlayabilirsiniz. Ama eğer benimki gibi istiyorsanız şuradaki dikiş kısmına göre kadar, buradaki bakın diktiğimiz kısma kadar, yani arkayı kesinlikle çoğaltmayacağız. Ön tarafı çoğaltacağız. Yani arkayı kesinlikle çoğaltmayacağız derken arkada da bir çoğaltma yapacağız ama öndeki kadar değil. Ters olarak öreceğim bu sırayı. Şimdi bakın bir tane örüyorum. Bir tane alttan bu şekilde herhangi bir yere batarak ilmek çıkarıyorum. Bir tane ördüm. Bir tane bakın şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Şuralardan bir yerden bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane normal örüyorum. Bir tane alttan çıkardım. Bir normal. Bir tane alttan çıkardım. O dikiş kısmına gelinceye kadar. Şimdi arkada ne yapacağız onu da göstereceğim. Bakın omuz dikişine geldim. Burası dikişli kısım. Yani arka bölüme geçiyorum. Şimdi arkada ne yapacağım? Arkada da şöyle yapacağım. 2, 3 ve bir tane arttırma ki arkada çok kasmasın. 1, 2, 3. İpiniz çok çok kalınsa önde yaptığımız o bir ör bir arttırmayı 2 ör bir arttır şeklinde yapın. 1, bu arada kaçırdım. 2, 3, 1 arttırma. Arkayı da bu şekilde ilerletiyorum. Bir, iki, üç örüyorum ve bir arttırıyorum. Bir, iki, üç örüyorum, bir arttırıyorum. Böyle bitireceğiz. Evet, arkayı da arttırmaları yaptım. Şimdi öne döndüğümde bundan sonra ne yapacaksam onu yapacağım. Bir düz, bir ters.
Bundan sonra hiç haroşa düz falan hiç ters. Düz bir ters şeklinde bu sırayı bitireceğim. Bundan sonraki sıralarda da düz gördüğüm yeri düz, ters gördüğüm yeri ters. Artık size lastik örgüyü anlatmak istemiyorum. Böyle bir yaka yapmaya niyetlendiyseniz zaten lastik örgüyü biliyorsunuzdur. Bunu ister haroşa örün bu yakayı, ister lastik örgü yapın, ister bir düz bir ters, ister iki düz iki ters, karar sizin. Haroşa örgü de yakaya çok yakışan bir örgü çeşidi bu tip yakalara. Karar sizin. Bundan sonra böyle bir düz bir ters örerek, düz gördüğünüz yeri düz, ters gördüğünüz yeri ters örerek, lastik örgü yaparak modelimizi yükseltiyoruz. Ta ki kıvrılıp boğazlı kazak görüntüsü alana kadar kaç santim olduğunu şimdi söyleyeceğim ördükten sonra. Bakın şimdi buradan örmeye başlamıştım. Az önce yukarıya çıktım, kestim. Biraz gevşek kestim yalnız. Daha sıkı yapabilirdim kesim işlemini. Yaklaşık bir karış kadar ördüm. Yani 20 santim kadar. Her ipe göre değişeceğinden sıra sayısı, o yüzden sıra sayısı vermiyorum. Şimdi bu son ilmeğimdi. Uzun kestim ipi. Son ilmeğin içinden geçiriyorum. Dikişini göstereceğim. Dikişte şöyle bir kere yüz tarafında çalışacağız. Ön yüzünde çalışacağız yaptığımız kazan. Ters yüzünde değil, düz yüzünde çalışacağız. Şuradaki dikişi ön yüzünün üzerinden yapıyoruz. Arka taraftan yapmıyorsunuz bakın. Çünkü kıvrıldığında burası ters noktaya geleceği için o sebeple dikişi boyun kısmında yani yaka kısmında modelimizin ön yüzünde yapıyoruz. Aşağı doğru inelim. Böyle bu şekilde dikerek aşağı doğru ineceğiz. Komple yakayı aşağı doğru diktim. Şimdi diğer omuzu dikeceğim ama tıpkı bu omuzu tersten diktiğim gibi bunu da tersi çevirip dikeceğim. Bakın ters yüzü çeviriyorum. Şuradan iğnemi de alayım. Ters yüzden dikeceğim. Şu omuzu böyle şuraya doğru dikelim. Evet, iki omuzu da diktikten sonra kazağımız hazır. Anlaşılmayan bir şey olursa bakın böyle yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Instagram adresimden DM'den yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz.